Şimdi bu fotoğrafı gördükten sonra ben şahsen izleyici olarak artık bir erkek istemiyorum. Can Yaman'ı getirsen istemiyorum. İstemiyorum çünkü tahammülüm yok. Bu kadar güzel bir kız, bu kadar güzel bir fotoğraf gerek yok. Ozan da güzel adam ama yani. Değil. Sen öyle sanıyorsun. Biz hepimiz, ben Show Radyo'ya geldiğinde de sana bunu anlatmaya çalıştım. Anlamıyorsun. Gözün kararmış. Gözün kararmış. Can Yaman olsa tamam belki ama Ozan. Hayır, bir kere aradaki boy farkı korkunç. Değil mi? Yarı yarıya mı? Yok o kadar değil. Yarı yarıya değil mi? Can Yaman'ın boyu kaç? Sen oynadın onunla biliyorsun. Bilmiyorum boyunu. Nasıl lan, yapma. Haksızlık olma. Bir kınama yazmışsın galiba. Evet. Ne yazdın? Ne dedin kınamada? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ben Twitter'ımı açtığımda her gün onlarca kadın haberi görüyorum. Ve böyle kalpten yaralanıyorum bu konuyla ilgili. Ve çok üzgünüm böyle şeyler yaşandığı için. O yüzden ekran önünde bu kadar insana aynı anda bir şey söylediğinizde, bu kadar insanın aynı anda sizi dinleyebildiği bir güce sahipseniz, bence bu bir güç, oyuncu, yönetmen, yazar, her kimseniz. Bunu Can Yaman için söylüyorsunuz hayır, değil mi? Benim için değil. Hayır, herkes bana, için. Bana da mı söylüyorsunuz? Hayır, hepimize söylüyorum. Peki. Kendimi de bunun içinde tutuyorum. Önce kendi zihnimizden, dilimizden ve davranışımızdan bir kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Biz nasıl davranıyoruz ki bu durum bu hale geliyor? Bence çünkü hepimiz sorumluyuz. O yüzden sorumlu olduğumuzu fark edelim ne olur bu konuyla ilgili. Çok ilgi gördü. Çok ilgi görünce böyle kudurdu. Kudurunca ağzına her şey çıkmaya başladı. Belki böyle yapmayabilirdi. Ben üzülüyorum. Tabii Can Yaman'dan konuşmak istemiyorum özellikle. Bazen de çok istiyorum. Çünkü çok komiğime gidiyor Can Yaman. Yani ve bunları yapmasını bekliyordum. Allah'ım o mikrofon daha nasıl takılamazdı? Sen konuşma, ben konuşacağım. Olsan takar mısın? Ya, öyle bir şey yaptın ki burnuna taksa şey daha iyi. Bir şey şurada sağladık. Onu hallediyoruz. Evet, şöyle, ters, şöyle. Ben Can ama Yaman'dan konuşmaya devam ediyorum. Can Yaman'ı belki de idare... Taktı mı? Tamam, peki. Niye? O çocuk benim programıma katılmıştı. Kaç sene önce? Hangi seneydi o? Can Yaman oturdu. Masada. He? 2016. Şimdi 2016'da bir Can Yaman bana gösteriyorlar. Diyorlar ki o Can Yaman var ya o bu. Olamaz diyor. Çünkü Can Yaman iki taneymiş ikisini birbirine yapıştırmışsın gibi görünüyor şu an. O kadar büyümüş. Değil mi? Surat böyle olmuş. Kafa bu enine gitmiş. Vücut ince tatlı yakışıklı bir çocuktu. Çok efendi oturmamış mıydı? Efendi oturuyor böyle. Tamam efendim, evet efendim falan. Şimdi başka bir şey olmuş. Yani bizim dizide... Kafes güreşçisi gibi olmuş değil mi? Bir garip. Ha? Bizim dizide iki bölüm vardı. Ben mahalle tarafında olduğum için onlar reklam şirket tarafındalardı. O yüzden gerçekten çok fazla sahnemiz yok. Sette nasıl olduğunu da bilmiyorum o yüzden. Yani gerçekten çok fazla vakit geçirdiğim biri değil. Tanımıyorum. Şimdi şey vücuduna hakim olamıyor. Bu genelde ergen erkeklerde olur. Şey oldukları için, büyüdükleri için böyle oturuşları kalkışlarına hakim olamazlar. Böyle olur. Mesela şöyle oturan tiplerdir onlar. Mesela ergen çocuklar şöyle oturur. Sanki burada bir beton blok varmış gibi. Halbuki aslında kapanabiliyor. Değil mi? Yani kollar filan. Bu çocuk sürekli böyle duruyor. Şöyle bir şey böyle. Humpty Dumpty gibi bir şey dolaşıyor. Ve göğsünü açıyor. Şeyine kadar. Böyle iyice açıyor. Oraya bir şeyler asıyor böyle mesela çalar saat falan filan böyle bir şeyler. Ondan sonra bir garip bir şey. Ve çocuğu tabii çocuğa öyle bir alan bıraktılar ki o herkesi şey yapabilir. Yani herkese öyle şeyler söyleyebilir. Yani sinema alanı falan filan. Yani olabilir. Bence olmamalı. Olmamalı. Ben kibar bir insanımdır mesela. Yani beni evde görsen çok kibarımdır mesela. Kadınlarla, erkeklerle filan. Mesela evde bile ben öyle olmuyorum. Yani çıplakken bile çok efendiyimdir. Yani böyle. Yani beni böyle çıplak düşün mesela. Ama düşün. Çıplakken bile ben böyle otururum. Öyle niye olmuyor? Belki büyüyecek. Büyüdüğü zaman olacak. Peki, şimdi senin klipten
hakikaten gerek yoktu. Olsun. Görelim. Çeker yürek her günün akşamında hasretin yükselerek. Dur. Niye bir de ozansız bir montaj, niye denemiyorsunuz? Çok güzel görünüyorsun. Kim çekti klibi? Erdi Sevinç çekti. Hiç tanımıyorum. Yeni. Yeni mi? Daha doğrusu. 5 yaşında mı? Hayır, Murat Küçük'ün yönetmen asistanıydı normalde. Çok iyi. Teşekkür çok ediyorum. Çok iyi ve çok güzel bir siyah beyaz olmuş, evet. Tonları falan filan her beraber şey. Beraber böyle çalıştık biraz aslında. Benim de ilgim var. Beraber. Neye ilgin var? Yani renklendirme. Klibi mi montajla? Evet. Her renklendirme de renklendirme beraber de, mi evet, yaptın? Beraber Allah yaptım. Allah, çok güzel olmuş. Maşallah. Devam. Yine sen diye sen diye sayıklar. Şarkı çok güzel. Bilmiyorum beğendin mi? Tabii tabii çok güzel. Şarkı çok güzel. Gerçekten. Ozan'ın bestesi. Var, değil mi? Böyle efendim? 90'lar şarkısı gibi. Özlemişiz yani o dönem evet. Şarkıları. Evet. Ve sanki o bugüne uyarlanmış da baştan yaratılmış gibi çok tatlı bir şey olmuş. Çok ellerinize güzel. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Söz kimin? Söz Tuğrul Cerahoğlu'na ait. O da yeni yeni sektöre giriyor ama çok güzel besteleri var. Bu şarkı zaten Ozan Doğulu'nun 130 BPM Crescendo albümündeydi. Daha yeni klip çekebildik çünkü bir anda bir sürü klip çektiler. Buna ancak peki bestesi yani. Ozan'ın mı yoksa? Yok, beste söz müzik Tuğrul'un. Aranje olarak sadece Ozan'ın. Aranjesi evet. Ama çok güzel. Teşekkür çok, ediyorum. Pınar bana hatırlat. Ben bazı siyah beyaz sahneler çekeceğim. Ozan'ın yerine yerleştirmesi için. neydi hareketler? Birkaç tane böyle şey. Bir de öyle deneyin. Kim mi yaptı montajı dedin? Erdi Sevinç. Ben ona gönderirim. Hakikaten çok güzel görünmüyor mu? Tabii. Çok hoş ederim. Değil çok mi? Çok sağ olun. Hakikaten değil mi? Neslinin en güzel kızlarından birisi. Çok maşallah ses de çok iyi. Sağ olun. Evet evet güçlü gayet yani. Kesinlikle. Sağ olun. Ve de o oyunlar değil mi böyle bir varyasyonlar var. Çok güzel. Fotoğraflar çok güzel. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Klipte aksayan tek şeyi sana söyledim. Onun dışında. Peki sen eskiden bir de şey yaptın. Spor spikerliği yaptım. Spor spikerliği yaptım. O ne oldu sonra? Bıraktım. Yani bir süre yaptım sporu. Ya yani futbolu daha çok seviyordum. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Takip de ediyordum ama tamamen hı-hı. Yani sevdiğim içindi. Sonradan bir teklif geldi aslında. Tamamen bir gün evde oturuyordum. Fox TV'nin spor müdür yardımcısı babamın arkadaşıydı. Kalk dedi ne yapıyorsun artık çalışacaksın dedi. O sırada da yine de böyle hani oyunculuk teklifleri vardı. Diksiyon dersi alıyordum. Ne yapacağım peki dedim. Ama çok güzel diksiyonun. Teşekkür ederim. Evet.